Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileykum eyyuhettullabul kiram. Değerli öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhammed Ali Sabuni'nin Saffetü Tefasir adlı tefsirinden Yasin suresinin tefsirini yapmaya devam ediyoruz. Evet, hatırlarsanız bir önceki derste 9. ayette kalmıştık. 9. ayet-i kerime ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden. Ve cealna min beyni eydihim, önlerine set çektik. Ve min halfihim sedden, ve arkalarına da set çektik. Gale Ebu Suudi, Ebu Suud dedi ki, ve hâzâ tetimmetün, bu bir tamamlamadır. Lit temsili, önceki ayet-i kerimedeki verilen örneği, temsili tamamlamadır. Ve tekmilün lehu, onun bir tamamlayıcısıdır. Ey, ve cealnâ min emâmihim sedden, azîmen, önlerine büyük bir set çektik. Ve min veraihim sedden kezalike, aynı şekilde arkalarına da bir set çektik. Fe aşeynahum ve aşa yuşi ifal babında bir fiil. Aşa, evet, örttü manasına geliyor. Fe aşeynahum, biz onları ne yaptık? Örttük. Evet, fehum la yubsirun, onlar hakka, hakikati görmezler. Ebsara yubsiru, hüm yubsirune, la yubsirune, görmezler. Yine ebsara yubsiru, ifal kalıbında, babında bir fiildir. Muzari fiildir. La yubsirun, onlar asla görmezler. Hakka, hakikati göremezler. Ey, yani buradaki eşeyna fiilinin manası fegattayna, gatta, yugatti fiilinden tef'il kalıbında örttü manasına geliyor. Fegattayna, biz örttük, bihima, önlerine ve arkalarına çektiğimiz setlerle onları örttük. Ebsarahum, gözlerini örttük. Fehum, onlar bi sebebi zalike, bu örttüğümüz, çektiğimiz setler sebebiyle la yubsirune şey'en, aslen, asli olarak hiçbir şeyi göremezler. Li'ennehum, çünkü onlar esbahu oldular. Mahsurine, çevreleri setle çekilmiş halde oldular. Mahsur halde oldular. Beyne seddeyni haileyni, hail büyük, iri manasına geliyor. Korkunç. Korkunç iki setle mahsur halde kaldılar. Asbahu mahsurine beyne seddeyni haileyni, iki büyük set arasında mahsur halde kaldılar. Ve hâzâ, işte bu misal, beyanun likemali fazaati halihim. Fazaa kelimesi iğrenç, çirkin anlamına geliyor. Ve hâzâ, bu beyanun likemale fazaati halihim, onların hallerinin, çirkinliğinin ne kadar iğrenç olduğunun tam olarak açıklanmasıdır. Ve kevnuhum mahbusine, ve onlar hapsedilmiş haldedirler. Nerede hapsedilmiş haldedirler? Fi matmuratil gayyi vel cehalati. Evet, burada gay kelimesi sapıklık, matmurada yer altındaki silo, ambar anlamında. Evet, ve kevnuhum, onlar mahbusine, hapsedilmiş haldedirler. Fi matmuratil gayyi vel cehalati, cehalet ve sapıklık deposunda, yerin altında hapsedilmişlerdir. Mahrumine anin nazari, bakmaktan mahrum haldedirler.
fil edilleti vel ayati, delillere ve ayetlere bakmaktan efendim mahrum haldedirler. Bakamazlar. Kalel müfessirune, müfessirler dediler ki ve hâzâ kulluhu, işte bu ayetlerde açıklanan, zikredilen bütün bunlar temsilun, bir temsildir. Liseddi turuk il imani aleyhim, onların üzerine iman yollarının kapatıldığına, onların üzerine set çekildiğine bir temsildir, misaldir. Aynı kim gibi? Bimen süddet aleyhi et turugu, yollar kendisinin üzerine kapatılmış kişilere benzetilmiştir. Fehuve la yehtedi li maksudihi, dolayısıyla yolların kendi üzerine kapatıldığı, set çekildiği kişi ne yapmaz? La yehtedi, ihteda yehtedi, doğru yolu bulamaz. La yehtedi, ifteale kalıbında ihteda yehtedi fiili. La yehtedi li maksudihi, maksuduna, amacına, gayesine asla ulaşamaz. Evet. Diğer ayete geçiyoruz. Ve sevaun aleyhim, onlar için eşittir. Enzertehum enzera yunziru inzar, enzera ikaz etmek, uyarmak. Sevaun aleyhim enzertehum, onları uyarsan da emlem tunzirhum, uyarmasan da onlar için eşittir. Ey yani yestevi indehum inzaruke ya Muhammedü. Ey Muhammed, onların katında senin onları uyarman ve tahfifuke lehum, onları korkutman ve ademuhu, korkutmaman eşittir. İstiva, yestevi eşit olur manasında. İftiale yeftailu vezninde yestevi indehum inzaruke, senin onları korkutman ya Muhammedu ve tahfifuke, ve onları havvefe yuhavvifu, tahfif korkutmak, lehum ve ademuhu, korkutman veya korkutmaman nedir? Onlar için eşittir. Fark etmez. Lienne, çünkü men hayyeme ala aklihi zalamud dalali. Evet. Lienne, çünkü men hayyeme ala, hayyeme ala ne manaya geliyor? Hayyeme ala harfi cer ile kullanılırsa hakim olmak. Men hayyeme ala aklihi, aklına zalamud dalali, dalaletin karanlığı hakim olmuş, çökmüş olan kişi ve aşat fi kalbihi şehavatü tuğyan, tuğyan da azgınlık, azgınlık arzuları, şehavat, arzular, istekler, azgınlık arzuları ve istekleri kalbine yuva yapmış olan kişilere la tenfe'uhu, fayda vermez. Nefe'a yenfe'u, la tenfe'uhu, o kişiye fayda vermez. Ne fayda vermez? El kavari'u ve zevaciru. El kavari'u ve zevaciru, bu iki kelime de çoğuldur. Evet, bu kelimeleri açıklayacak olursak, kavari, gariatün kelimesinin çoğuludur. Gariatün, ikazlar. Evet, gavari ikazlar manasına geliyor. İnsanın başına gelen afetler, felaketler, sıkıntılar anlamına geliyor. Ve zevacir yine çoğul bir kelime. Zaciretün müfredi. Zaciretün çoğulu zevacir. Zevacir de azarlar, engellemeler, engeller. Dolayısıyla işte dalalet karanlığına, aklına dalalet karanlığı hakim olmuş ve kalbine azgınlık arzuları yuva kurmuş olan kişilere asla ikazlar ve engeller fayda vermez. La yu'minun, işte bundan dolayı da la yu'minun, onlar iman etmezler. Onlar iman etmezler. Ey fehum, ve onlar bi sebebi zalike, bu sebeple, bundan dolayı la yu'minune, iman etmezler. Li'ennel inzara, çünkü uyarma, ikaz etme, la yahlukul kulubel meyyitete,
ölmüş olan kalpleri tekrar ne yapmaz? Canlandırmaz. İnnemâ yûgizu eykaze yûgizu yûgizu uyandırmak, canlandırmak. İnnemâ yûgizu el kalbel hayye diri olan kalbi ne yapar? Uyandırır. İkaz uyarı diri olan kalbe fayda verir ve onu uyandırır. El müsteidde hazır olan kalbe litelakkil imani imandan faydalanmaya, imandan yararlanmaya hazır olan, diri olan kalbe ne yapar? Fayda verir. Ve hâzâ teselliyetün lehu, işte bu teselliyetün lehu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir tesellidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir tesellidir. Ve keşfün li hakikatıma intabat aleyhi kulubuhum, onların minet tuğyan, onların kalplerinin intava içermek, ihtiva etmek, tuğyan da aşırılık, azgınlık, onların kalplerinde bulunan azgınlığın hakikatini açma ve beyan etmedir, keşfetmedir. İnnemâ tunziru men ittebâ zikre, evet, innemâ tunziru, sen ikaz edersin, uyarırsın. Men ittebâ zikre, zikre tabi olan, ittebâ yettebi'u, ifteale yefta'ilu kalıbında, iftial kalıbında bir fiil. İttebâ yettebi'u ittiba'un, evet, enzara yunziru inzar, bunu daha önce açıklamıştık. İnnemâ tunziru, sen İkaz eder, uyarırsın. Men ittebe'a zikre, zikre tabi olanı sen ikaz edip uyarırsın. Ey innema yenfe'u inzaruke ya Muhammedu. Ey Muhammed, senin inzarın, yani uyarman, ikazın kime fayda verir? Men amene bil Kur'ani. Kur'an-ı Kerim'e iman eden insanlara fayda verir. Ve amile bima fihi, ve Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan emirleri ve yasakları kabul eden ve onu hayatında uygulayan, onunla amel eden kişilere senin inzarın, senin ikazın, uyarın fayda verir. Evet. Ve haşiyer rahmene bil gaybi, ve aynı zamanda kime fayda verir? Ve haşiyer rahmene, Rahman'dan korkana fayda verir. Bil gaybi. Evet. Ey hafallâhe dûne en yerâhu. Allah'ı görmediği halde Allah'tan korkan insanlara senin ikazın ve uyarın fayda verir. Evet, buradaki bil gaybı ne yaptı? Allah'ı görmeden iman eden, Allah'ın varlığına, birliğine iman eden kişilere fayda verir. Gale Ebu Hayyan, Ebu Hayyan şöyle demiştir. Ve haşiyer rahmene, Rahman'dan korktu. Ey el muttasifu bir rahmeti. Evet. Rahmetle muttasıf olan Yüce Allah'tan ne yaptı? Korktu. Ve rahmetü, rahmet, ted'u ile raca, rahmet, Allah'ın rahmet sıfatı yaratıkları ne yapar? Ümide sevk eder, ümide çağırır. Er rahmetü ted'u ile raca'i, raca, ummak, ümit etmek. Evet, rahmet, yaratıkları ümide davet eder, çağırır. Lakinnehu ma'a ilmihi, fakat o şu bilgiyle birlikte, bir rahmetihi, yani Allah'ın rahmet sahibi olduğunu bilmekle birlikte, yahşahu celle ve ala, evet, Allah Rahman'dır, rahmet sahibidir, ama yine de ne yapar? Yahşahu, ondan korkar, celle ve ala, Allah'tan, yüce Allah'tan korkar. Hafen min en yeslubehu. Neden korkar kul? Hafen min en yeslubehu, Allah'ın selebe, yeslubu, çekip alması. Hafen min en yeslubehu ma en ame bihi aleyhi. Evet, onun üzerine, kulun üzerine nimet olarak vermiş olduğu nimetleri çekip almasından korkar. Evet, Allah Rahman'dır, ama eğer Allah'ın emirlerini yerine getirmezse, yasaklarından sakınmazsa, Allah Teala kuluna verdiği nimetleri ne yapar? Onun elinden çekip alır. Evet, burada selebe yeslubu, feale yef'ulu kalıbında ve
Ma en'ame, en'ame yun'imu, nimet verdi, nimetlendirdi manasında. İn'amun mastarı if'al kalıbında. En'ame yun'imu in'am, ma en'ame bihi aleyhi, kuluna vermiş olduğu nimetleri Allah Teala'nın çekip almasından korkar. Ve mana bil gaybi, ayet-i kerimedeki geçen gayb kelimesi ise ey bil halveti inde mağibil insan, yani insanların olmadığı anda, tek başına kaldığı zaman ne yapar? An uyunil beşeri, insanların görmesinden hali olduğu, görme durumu olmadığı, insanların görmesinin mümkün olmadığı yerlerde bile ne yapar? Allah'a karşı gelmekten, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkar. İşte böyle olan insanları, böyle inanan ve Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan insanları febeşşirhu müjdele. Neyle müjdele? Bimağfiretin, Allah'ın bağışlamasıyla müjdele. Ve ecrin kerimin, ve ikinci olarak da çok değerli, çok yüce bir ecir, sevapla ne yap? Onları müjdele. Evet. Lima intefa bil inzari, neden müjdele diyor? Çünkü onlar uyarıdan faydalanmışlardır. Lima intefa bil inzari, inzardan, uyarmadan, ikazdan faydalanmışlardır. İntefa yentefi'u, faydalanmak, yararlanmak manasına geliyor. İfteale vezninde, evet. İntefa yentefi'u, intifa'un, evet. Lima intefa bil inzari, kâne cediren bil beşareti, evet. Bu uyarıdan, ikazdan faydalandığı için müjdeyi ne yapmıştır? Hak etmiştir. Müjdelenmeye layık olmuştur. Ey febeşşirhu ya Muhammedu, febeşşirhu ya Muhammedu, ey Muhammed, o kulu, o insanı müjdele. Neyle müjdele? Bir mağfiretin, bir bağışlanma, azimetin, büyük bir bağışlanma, minallahi, Allah'tan büyük bir bağışlanma olacağını müjdele. Lidzunubihi, günahlarını Allah'ın bağışlayacağını müjdele. Ve ecrin kerimin, ve büyük bir ecri, sevabı onlara müjdele. Fil ahireti, ahirette. Fi cennatin naim, naim cennetlerinde, ahirette onlara büyük bir ecir ve sevabı Allah'ın vereceğini müjdele. Gale İbn-i Kesir'in, İbn-i Kesir dedi ki el ecrul kerimu, ayet-i kerimede geçen el ecrul kerim ne manaya gelir? Hüve el kesirul vasi', çok ve geniş anlamına gelmektedir. El hasenü, iyi, el cemil, güzel manasına gelir. Ve zalike, bu işte güzel ve çok geniş olan sevap ise, ecir ise, ve zalike innema yekunu fil cenneti, cennette olur. Ahirette, cennette olur. Ve lemma zekere teala emre risaleti, Allah Teala peygamberlik durumunu zikrettikten sonra, peygamberliği ifade ettikten sonra zekera badeha, ondan sonra zikretti. Emral basi ve nüşur, yani peygambere imanı, peygambere itaati zikrettikten sonra Allah Teala emra badeha, zekera badeha, emral basi ve nüşuri, tekrar diriliş ve Allah'ın huzurunda haşri ne yaptı? Onu zikretti. Fekale, ve şöyle buyurdu gelen ayette, İnna nahnu nuhyil mevta, şüphesiz ki biz, nahnu biz, nuhyi, ehya, yuhyi, nahnu nuhyi, ehya if'al kalıbında bir fiil, ahya diriltti, yuhyi diriltiyor, nahnu nuhyi biz diriltiriz, el mevta meyyit çoğulu mevta, ölüleri biz diriltiriz. Şüphesiz ki ölüleri biz dirilteceğiz. Ey neb'asuhum min guburihim, kabirlerinden onları biz tekrar yeniden kaldıracağız. Bade mevtihim, ölümlerinden sonra, lil hisabi vel cezai, hesap ve ceza için kabirlerinden ölüleri biz ne yapacağız?
kaldıracağız ve dirilteceğiz. Evet. Burada kalalım inşallah. Gelecek dersimizde bu kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.